Şimdi değerli izleyenler hem Beşiktaş hem Trabzonspor maçının e, pozisyonlarına bakacağız. Beşiktaş maçında Atilla kale Karo olan hakemdi. Vardı Emre Malok görev yapıyordu. Şimdi yabancı gözlemciler falan da başladı biliyorsunuz 26. haftadan itibaren. Hocam sana bir şey soracağım. E, bu gözlemci notları açıklanamaz mı? Yasak var mı onunla ilgili bir şey? Ya, niye? Hani çünkü Şimdi varlar, var şeyleri aç konuşmalar açıklanıyor. Bir şeffaflık var. Biz de o gözlemci notlarını bilsek e, ona göre bizim de bir fikrimiz olursa. Şimdi madem bu konuşmaları açıklıyorsunuz gerekçeleri hazır. Hakem gö gözlemciler ne vermişler? <laughs> Hocam yıllarca yıllarca gözlemciler bu hakemleri seçtiler. Bunlar hep ekip. Ya bunu ben bir türlü anlatıyorum da anladın mı? Bunlar ekip. Ona göre puan verdiler. Sana ona göre puan verdiler. Bana ona göre puan verdiler. Seni çıkarttılar, beni düşürdüler veya tersini yaptılar. Bu genel hakemlerin yüzde 95'i haksız. Hepsi torpilli. Hepsi akrabayı talukat var. Onun için de açıklamadılar yıllarca. Ne oldu? Bunun sıkıntısını federasyon çekti. En son federasyon baktı ki bu işi rezalet. Bu sefer yurt dışındaki gözlemciye 50 puan verme şansı verdi. Yani sen istediğin kadar Türkiye'de işte iki tane burada hani 25-25 öteki seni geçecek. Ahbap çavuş verdi. olsa da niye adam oradan Abi, verecek puan. Yani olay belli. Çıkarılan hakemler belli. Mal ortada. İşte mal ok. Mal ortada. Hakemler de ortada. Kalite yok. Kalite olmayınca futbol da olmuyor. Şimdi Galatasaray 4-7 değil mi şeyden? Bıraktım. İngiliz hakem. O maçı bir Türk hakem yönetseydi Acaba o maçta kaç foul aldı bilmiyorum da. Bir Türk hakem yönetse ne olurdu? Dördüncü golü hatırlıyor musun? Kendi sahasından çıktılar. Hmm. İkisi bir omuz darbesi 3 metre gitti Galatasaray'la. Gittiler gol oldu. E, Türkiye'de ooo sabaha kadar oynar foul verilir. Vermiyor adamlar. Oynatıyorlar futbolu. Öyle ufak tefek bastı, ağladı, yattı yok. Onun için keyif alıyorsun. Onun için Avrupa maçları prim yapıyor. Onun için statların hepsi dolu. Tempo yüksek. Hepsi dolu statların. Şimdi yarın Galatasaray Fener bir tanesi düşsün. Onun statı da boş kalacak. Bu iş böyle. Yok abi evet. dolmuyor. Şimdi bu hafta Beşler statı dolacak. E başka statlara bak. Ya yani gitmiyor adam. Çünkü Avrupa maçını seyrediyorsun adam diyor ki ya hoca diyor seyrederken yoruluyorum diyor ya. Lig ortalaması 35 bin mesela İngiltere'de. Ortalaması. Bizde kaç? Bizde e, 11 bin. 11 bin. Ya 2000 İngiltere'de 35 bin. Mı? Bizde 11 bin. Bizde yani 2000'e 1500 oynanan maçları var hocam. Ne o 500 tane var Bunu yapacak kim oynatacak kim hakem? Hakemini yetiştiremezsen kaliteli futbolu kimi oynatacak ya? Futbolcular hakemden daha iyi biliyorlar. E tabi futbolcular hakemden daha, daha avantajı, iyi biliyor. oynayacaksın. Ne Onu oldu Fenerbahçe? Ki? Adam vurdu, ayağından aldı, gitti. İşte Firkik oldu, gol oldu misal. Ve orada abi gördüğünü net vol Söyleyebiliyor mu Fenerli oyuncu? Ama öbür tarafı söylüyor. elini oynadı diyor. Olmazsa ben vuracaktım diyor. Vurma şansı yok. Yani bize gidip gelen de bozuluyor. Hocam Hadi bakalım pozisyonlara. Evet gelsin bakalım önce Beşiktaş maçı. Efendim 14. dakikadan bir pozisyonla başlıyoruz. Bu dakikada Cenk'in ayağına bir basma var. Burada faul verdi ama kart çıkmadı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Şurada. Doğru mudur? Ee, faul tabii ki şüphesiz ama... Kaç çıkmalı mıydı? Ne dersin hocam, hocam? Öyle bir pozisyon ki yani çekerken adam topa müdahale ederken ayağa geliyor. Bana öyle geldi. Bak, topa müdahale etmek isterken ayağa basıyor. Çek çekince vermem. Çek çok zor bir topu yaptı. Şurada. Bak, yap. çekti. Yani foul tamam da zaten dikkat et bak basarken bile çekmeye basıyor bak. Bak pozisyon icabı kurtarmaya bakıyor. Futbolcunun suratına bak. İstanbul Sporlu. Tık Peki çekiyor. top diğer tarafta kalıyor ya. Biraz daha kontrollü olamaz mı? Olabilir. Ya full tamam. Hocam aynı pozisyonda kırmızı verirsen atalım. Hocam sarıysa ikinci sarı. ol kırmızı. Tabii vermem de sarı veririm. Çekince boşta kalıyor. Bir biraz dıkadır, şey basar geldi basar bana. Sakınabilirmiş gibi geldi de. Yok takılamaz. Yani kurtaramaz kurtaramaz. 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 Bunu neden Cenk, soruyorum biliyor musun? Cenk müthiş döndü orada yani evet. iyi çekti. Hiçbir defası adamı onun öyle döndü. Bunu şundan yani, gündeme dersin. getirdim. Jetson da benzer bir pozisyonda sarı kart gördü ya. Beşiktaşlar bunu çok sorguluyor şimdi o yüzden. Şimdi bakalım. Şimdi ona da bakacağız. Şimdi Cenk'in burada? faul doğru sarı kart verirsin vermezsin. Hocam ben vermemeye daha yakınım diyor. Buyurun bakalım şimdi diğer pozisyona. Bu da Jetson'un sarısı hocam. 34'te. E, sonrakine bakalım. Gelecek. Hocam, <laughs> şimdi bu pozisyonla o pozisyonun arası siyahla beyaz kadar farklı. Hocam bir elinden çekiyor, bir kolundan çekiyor. Çekiyor, sonra bir de basıyor. Bir de yani sarının topla babası hiç ilgisi yok. Ya adamı bir çekiyor, bir daha çekiyor. Ne gereği var abi? Ve üzerine basıyor yani. Sarı kart almak için uğraşıyor. buna bir genel planda bakabilir miyiz pilottan? Savunma yerleşik mi Beşiktaş savunması? Bir sıkıntı var mı diye? Yok abi ya nerede? Gayet yerleşik Beşiktaş savunması. Hani şey yok. Gerek de yok. Hani yani böyle kusura bakmayın Buradan ama. çok tehlikeli bir atak da çıkmaz. Hocam kaliteli bir futbolcunun, profesyonel kaliteli akıllı bir futbolcunun ...almayacağı bir kart. Hocam 1-0 öndesin. Savunman yerleşik. Önümüzdeki hafta derbi olduğu için ...hocan da sana oradaki teknik ekiptekiler aman dikkat demişti. De tabii. Ya gerek yok ki ona niye ben diyeyim. Ya bu adam ben üst düzeyim, topçuyum diyor. Hakkım yeniyor diyordu zaman zaman. Ama bunu yapan bir futbolcu üst düzey bir futbolcu olamaz. Cüneyt kulakların çınlasın Cüneyt. Olamaz. <laughs> ha iyi futbolcu olur. Evet. Ama şu kartı gören bir oyuncu kaliteli bir oyuncu olamaz. Ya bu kort var ya olacak şey değil abi. Teknik adamı çıldırtır bu ya. Ya böyle bir kart alınmaz. Yani ne alaka? Çekiyorsun, tutuyorsun, basıyorsun. Bu ne biliyor musun? Güçsüz. Güçsüz. Güçlü bir adam bunu yapmaz. Cüneyt değil, Serdar söylüyordu. Bir dakika şimdi hatırladım. Cüneyt değil, Serdar Ne diyordu. Yani belli bir seviyenin üstüne çıkamaz diyordu. Yani zaman zaman iyi şeyler yapıyor. 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 Ama bunu yapan ben bir futbolcu üst düzeye çıkamaz. Onu ne söyleyeyim? Tek Sen ki. Galatasaray maçında oynamayacaksın. Hangi maçta oynayacaksın? Doğru. Hangi maçta oynayacaksın? Ha. Zaten Avrupa'da yoksun. Senin maçın Galatasaray, Fener ne varsa oynayacaksan o var. Fark koyacağım maçlar. Sen bu maçta oynamazsan kartla ve dördüncü sarı kart sınırındasın ya. Girme bile. Savunman yerleşik bir çekiyorsun, iki itiyorsun, üç adamın aşiline doğru olmaya. basıyorsun. Böyle bir hırs. Ee, bu Cenk tosunun pozisyonundaki olmayan kartla bu pozisyondaki gösteriler Alakası sarı yani. kart. Çok farklı pozisyonlar. Bu net sarı. O vermem. Sana göre bana göre Yorum sarı. Yorum olarak diyorsun. vermem. Anladım. Çünkü aynı pozisyonda orada futbolcu çok ters dönüyor şey, futbolcu da müc mücadele edecek. Ayağına basar basmaz zaten çekiyor. İstekli değil. Ama burada öyle değil ki. Peki. Bu da net bir sarı kart. Dolayısıyla karar doğru dedik. Devam ediyoruz. Ya hadi çekiyorsun. La basma bari. Değil mi? Çekiyorsun basma bari de. Millet seni kurtarsın. Hani. Ya çekme marifet. Ya çekile verilir mi? Verilmez mi? Sen bastın mı? Mühür basıyorsun mühür. Yani çekmeye mühür basıyorsun. Dön para sarı kart mühür hocam Beşiktaş'ın ikinci golünden önce faul var mı yakın planı geliyor şimdi Muci'nin attığı golden önce topu kaptırıyor burada şurada Bur burada ne kim demiş bunu ya ne gelsene geri Tolga yani neyse biz adet yerini bulsun diye soralım hocaya da Jetson'un şu pozisyonunda bir ya da... basıyor. Oho! Hocam ne alaka ya? Adam İyiyim kendi veriyor topu. Demire gele Jetson'un arasında yani iki futbolcu basınca panik yapıyor topu veriyor gidiyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Pozisyon temiz. Çok da fazla üzerinde durmakta manasız. Hani bunu da akılda kalmasın diye söylemiş olalım. Golden önce faal yok. Pozisyon temiz. Şimdi Bahtiyar'ın sarı kartına abi. da bir bakalım. O Buruşa da cezalı. Duruma düştü çünkü Bahtiyar zannediyor. Buna nasıl faal falan diyen var mı ya? Bahtiyar'ın sarı kartı. O da 90 artı 3 hatta 4'te. Yani şu şundan dolayı. Biraz kontrolsüz bir futbolcu bu Bahtiyar. Yakın çekimi görelim mi? Geliyor şimdi hocam. Yavaş. Bir dakika dur şimdi. Geri gel. Geri gel. Şimdi bak. İstanbul sporlu futbolcu. Şimdi bak. Be Beşiktaşlı futbolcu elini açıyor. Açıyor. Eli geliyor. İstanbul sporlu futbolcu da Beşiktaşlı futbolcunun kolunu tutuyor. Eee? Ne oluyor? Şimdi topla rakibin arasına girmiş ya lacivertli oyuncu, siyahlı oyuncu düzeltiyorum gitmeye çalışırken, şimdi artık eli hissettin, el o harekete devam ediyor diye engelleme hareketini yüzdeki el, ya, o yüzden sadece geliyor yani. ya, eli geliyor ya, beş parmak geliyor hocam ya. Hani şöyle falan yok ya bunlar. Yok yani. da bunlar artık veriyorlar hocam. Ya yapıyorlar abi. İngiltere'de mi İngiltere'de mi bu işlere? şeyde verdi biliyorsun Barış Alper pozisyonunda. Pırak maçında ilk evet, buradaki e, sarıdan. Aldattı. İkinci sarıyı gördü. Aldattı. Aldattı. Aldı ne oldu sonra? Ne oldu sonra? Dört orada yediler. iki burada yediler. Hocam ayakta duracaksın. Ayakta duracaksın. Elini belli deyince atmayacaksın abi. Atmayacaksın. Ayakta durursan kazanırsın. Ama bu kadar da açılmaz ki şöyle falan yani. Abi o onu engelliyor. O da onu engelliyor. Açılır hocam ya bu kol. Hoca, ne yapayım böyle mi oynayayım abi ya? Oynama da. Ya elimi açacağım o da geliyor. O da benim buramdan çekiyor. E sen topla ilgin yok. Kopoyu dayamışsın arkana. E tamam. Adama dayayacağım. E, e tamam. adam da gitmeye çalışacak o da durmayacak. E tamam araya girmişim ama ben. Ben araya girmişim. adamlar avantajlıyım şu anda. Tamam adam da gitmeye çalışıyor. E geliyorsun. E tamam. E engelleyeceğim tabii ya bırakacak mıyım hocam? İzamiye engelleyeceğim. Elimi kaldıracağım. Elim bu kadar kaldı. Hani vurmak hariç hocam ya. Hocam zaten belki de şurayla da vurursam. Hadi burayla da vurursam diyeyim ki hani şöyle vurdu. Ya şu geliyor ya şu. Hocam verirseniz verin ya. Abicim söylüyorum ya. Galatasaray'ın yedi, dördüncü golü düşün. Türkiye'de bütün hakemler foul verir. Hatırladın mı pozisyonu? Hatırladım. Verir. çıkarken. Verir zaten pozisyonun başlangıcı başladı. Allah dedik. Gidiyor. Bir omuz gitti 5 metre. Türkiye'deki 10 hakemi 9'u verir.